dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bu tarz karlı bir takım anlaşmalar yapılabilir ve akıllı davrananlar kazanacak. Yani geleneksel yöntemlerden ziyade artık çağa uyum sağlayan, adapte olan, evet, yenilikçi adımlar atan kulüpler ön planda olacak. Geleneksel anlayışların artık yok olacağı bir süreç bizi bekliyor. Peki şimdi Galatasaray'ın kalan maçları ekrana geldi. 50 puanda Sarı Kırmızılar koronavirüs öncesi ve kalan haftalarda da Çaykur Rizespor, Gaziantep, Melikpol, Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz, Alanyaspor, Ankara Gücü, Göztepe ve Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Aslında pandemi öncesinde hep zorlu bir fikstürü olduğunu söylemiştik Galatasaray'ın, ki ard arda iki önemli maçı var: Melikpol, Başakşehir ve Trabzonspor. Tabii diğer yandan da acaba futbolcular mental anlamda ne kadar hazırlar, bunları da düşünüyoruz. Şimdi tedirgin olan kulüpler var. Yani daha geçen hafta 7 kulübün ligden düşme kalksın olmasın şeklindeki açıklaması ortada bir takım çekincelerin olduğunu gösteriyor. Yani sağlıklı bir ortamdan asla bahsedemeyeceğiz. Bunu kabul edelim. Her kulübün de kendine göre haklı gerekçeleri var. Bunun içerisinde Trabzonspor'da kendine göre haklı gerekçeleri var. Galatasaray'ın da kendine göre haklı gerekçeleri var. Malatyaspor'un da var. Yani buradan şu haklıdır diyemem ben. Hakikaten diyemem. Ama önümüzde bazı örnekler var. Bundesliga var. Biz de uygulayalım. Biz bunu başarabiliriz. Başarabiliriz. Biz zaten sağlık politikası olarak bunu en iyi uygulayan ülkelerin başına geliyoruz. Bunu pekala biz de yaparız. Hepimiz Bundesliga'yı dört gözle bekliyoruz. Dört gözle bekledik başlamasını bir ülkenin Süper Lig'in ya da liginin. Diğer yandan şimdi Bundesliga maçları başlayınca da hepimiz hadi bir hafta daha oynansın da izleyelim. O kadar futbola hasret kaldık ki. Ülkemizde de tabii ki önce sağlık. Zaten bunu bu zamana kadar çok iyi yürüttük. Ve kimsenin sağlığını riske atmadan da başlayacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bakalım kalan haftalarda tabii neler yaşanacak, ama en çok etkilenen futbolcular. Şimdi Bundesliga ile ilgili, Bundesliga belki Premier Lig'in gölgesinde kaldı ama tabii ki bu pandemi sürecinde ülke politikaları iyi olunca hazır ülke olarak da Almanya, ki disipline zaten ön plana, evet, çıkan ülkelerin başında geliyor. Düşünsene Bundesliga'yı 1,5 milyar insan izliyor. Tabii. Yani onların reklam açısından da korkunç bir fırsata dönüştü. Yani her ne kadar seyircisiz maçlar zevk vermese de tabii bazı projeler var, işte karton seyirci falan, ki bunu Galatasaray'da uygulayacak. Evet. Ama bir taraftan da Borussia Dortmund Bayern şeyi de değişmiyor. Yani seyircisiz de olsa değişmiyor. Galatasaray'ın o projesine ilgi nasıl Nevzat Dindar? İlgi rakamlar çok hakim değilim ama şu an şey değil. Hani böyle bir olağanüstü bir hareketlilik yok. Belki de bu kısıtlamalar şu işte bir takım, yani çok fazla duyurulmadı. Lig biraz daha, hani ligin o takvimi netleşirse bence bir ilgi olacak, ama böyle çok aman aman ilgi mi olur mu, bunu zaman gösterir. Ben tabii orada bir kenetlenme bekliyorum. Yani Galatasaray taraftar özellikle sosyal medyada çok iyi örgütlenen bir taraftar, evet, kitlesi, ki sosyal medyayı Türkiye'de en iyi kullanan kulüpler arasında herhalde ilk sıradadır. Dünyada zaten ilk 5'te, ilk 10'da. Buradan Galatasaray'ın kasasına bir para girecek ama hani Almanların şeyiyle kıyaslandığında çok düşük kalacağını düşünüyorum. Almanlar dediğim gibi 1,5 milyar insan izliyor. Bizim ligimizde başlayacak ve bizim ligimizde bir takım çekinceler var. Şimdi Rize'yi nasıl, yani Rize'den ziyade ben Galatasaray'ı bir kere nasıl göreceğimizi merak ediyorum. Çünkü Rize gözlerden biraz uzakta. Galatasaray idman resimlerine baktığında toplu resimler daha bir iki gündür var. Bayram süresince aslında Fatih Hoca izin vermedi. Gerçi yarın yapacaklar. Öncesinde bir korona olayı oldu, izin, evet, verildi. Sonra tekrar başladı, sonra izinler. Yani allak bullak bir durumda. Ama bunu ben bazı teknik adamlarla konuştuğumda şartlar eşit diyorlar. Yani bugün şu takım iyi durumda diyemem. Kimse alıp izole bir hayat, izole bir şekilde bir antrenman programı yapmadı. Herkes normal nasılsa o şekilde etkilendi. Yani çok anormal bir takım lehine ya da bir takım aleyhine bir durum olacağını düşünmüyorum. Bence şartlar eşit ve sezon hakikaten nasıl başlıyorsa öyle bir ortamla karşılaşacağız. Şimdi Galatasaray fikstürüne baktığında da Ceyda şöyle değerlendiriyorum. Ben takım fiziksel kıyaslamadan ziyade lig eğer seyircili oynansaydı, devam etseydi, Galatasaray'ın artısı şuydu. Trabzonspor mesela final maçlarından bir tanesi. Trabzon maçını Türk Telekom stadında seyircisiyle oynayacaktı.
bu Galatasaray için bir avantaj. Çünkü Galatasaray büyük maçlarda özellikle seyircisiyle bütünleşen ve maçları kazanan bir kulüp. Beşiktaş maçının işte belki de seyircisi oynandığı için kazanamadı. Şimdi seyircisi olacağı için sahasındaki Trabzon maçının avantajını yitiriyor ama deplasmandaki 5 maç hatta da bir avantajlı durum Galatasaray lehine oluşuyor. Çünkü Rize deplasmanı tamam belki Rize eski Rize olmayabilir ama Rize sıkıntılı bir deplasmandır. Evet. Geçen sezondan biliyoruz. Yani maça da iyi motive olur. Artı Rize'nin de durumu. Yani zaten puan çıkarmak zorunda. Başakşehir maçı her ne kadar Başakşehir seyircisiz çok fazla o baskın hissedilmediği gibi bir kulüp olsa da yine de bir avantajdı en azından kendisi açısından. Alanya deplasmanı, Ankara Gücü deplasmanı, Ankara Gücü seyircisi olan etkili kulüplerden evet. bir tanesi. Yani kafadan Rize Ankara Gücü maçlarını sayarım. Antalya seyirci baskısının nispeten biraz daha az hissedildiği yerlerden bir tanesi. Ya şartlar eşit. Bir takım lehine ya da aleyhine bir durum yok. Evet. Galatasaray penceresinden baktığımızda da Galatasaray kalan 8 maçını kazanırsa şampiyon oluyor mu? Olmuyor. Bir ihtimal var. Onu bugün araştırdım. İhtimal, o ihtimal de şu. Galatasaray kalan 8 haftada bütün maçlarını kazandığı vakit bir tek rakip olarak o zaman Başakşehir'de. Çünkü Trabzonspor'a ikili avarajı 3 puan önde olduğu için Trabzonspor. Trabzonspor'un da Galatasaray'a yenildiğini ve diğer bütün maçlarını kazandığını varsayarsak ikili avarajdan Galatasaray'ın lehine bir durum olur. Galatasaray'ın yine kalan bütün maçlarını kazanması durumunda Başakşehir'de bir ihtimal var Galatasaray'ın olamaması açısından. O da Başakşehir ilk yarıdaki maçı Galatasaray'ın sahasında kazanmıştı. Bu durumda Galatasaray'ın en az 2 farklı kazanması gerekiyor. Tek farklı galibiyette o zaman genel avaraja bakılacak. Yani hangi takımın çok gol attığına bakılmayacak. O yüzden Galatasaray'ın 8 maçını kazanması da şampiyon olması anlamına gelmiyor. Başakşehir'e gidip 2 farklı yenmesi lazım. Trabzonspor açısından baktığımda bence Trabzonspor havaya girmişti. Ve bu pandemi sürecinde de disiplini çalışan kulüplerden bir tanesi olarak dikkatimi çekti. Yani Trabzonspor yabancıları olsun, işte Sörlüt'te sonradan geldi. Oyuncular antrenman fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'da motive. Ve ligin oynanmasını hakikaten Trabzonspor istiyor bu arada. Benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de bu. Başakşehir sessiz kaldı. Bu sessizliği çok anlamlandıramadık. Yani aslında şampiyonluk yarışının göbeğinde bana göre Galatasaray ve Trabzon'a göre daha avantajlı bir fikstüre sahipti Başakşehir. Dolayısıyla enteresan haftalar bizi bekliyor. Şimdi birazdan bağlantılarımız da olacak. Ankara Gücü'nün başarılı kalecisi Ricardo bizlerle olacak. Ama öncesinde Galatasaray'a geleceklerden bahsettik. Kuşkusuz gidecekler de olacak dediniz. Yardımcılardan da bahsedeceğiz. Evet. Ama Belhanda ve Feghouli'nin takımdaki geleceği de merak ediliyor. Şimdi iki futbolcu da özellikle Feghouli Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcularından biri. Peki haberimiz hazırsa ya bir haberimizi izleyelim mi? Ayrılması gündeme geldi iki futbolcunun. Peki detaylar neler? Koronavirüs salgını nedeniyle mali açıdan daha da zor bir döneme giren Galatasaray'da maliyeti yüksek birçok futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Fanatik gazetesinin haberine göre sarı kırmızılı yönetim bazı isimleri göndererek maaş ortalamasını düşürmeyi planlıyor. Listenin ilk sırasında ise Younes Belhanda ve Sofyan Feghouli var. Galatasaray yönetiminin iki futbolcu için 3 ila 5 milyon euro seviyesinde teklif gelmesi durumunda bunu kabul edeceği ifade ediliyor. 3 milyon 350 bin euro sabit ücret alan Younes Berlanda'nın Galatasaray'a yıllık maliyeti bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euro. Faslı futbolcunun sarı kırmızılı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 3 milyon 850 bin euro sabit ücret verilen Sofyan Feghouli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon euroyu aşıyor. Feghouli'nin sarı kırmızılı takımla 2 yıl daha sözleşmesi var. Galatasaray yönetimi her iki oyuncuyla yolları ayırarak maaş bütçesinde 10 milyon euroya yakın bir maliyetten kurtulmak ve bu iki oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor. Ha,
Haberimizin detayları bu şekilde. Sizinle de değerlendireceğiz Nevzat Dindar, ama öncesinde